Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ikinci sınıf hayat bilgisi, birinci ünite değerlendirme test sorularıyla karşınızdayım. Öncelikli olarak İlkokul Evim sitesine bu güzel soruları hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Ve vakit kaybetmeden sorularımızın çözümüne başlıyoruz. Birinci soru, aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A- Futbol oynamayı sevmek. Evet, sevmek ifadesi. B. Sarı saç ve mavi gözlere sahip olmak. C. Bisiklet sürmeyi sevmek. Bakın burada A ve C şıkkında hoşlanılan sevmek ifadesi var. Beğenilen şeyler. B şıkkında ise sarı saç ve mavi gözlere sahip olmak. Yani bir fiziksel özellik söz konusu. A ve C şıkkından farklı olarak doğru cevap B şıkkı. İkinci soru Evet. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Erva için söylenemez? Benim adım Erva. İkinci sınıfa gidiyorum. Boyum çok uzun değil. Saçlarım kahverengi, gözlerim siyah. Müzik dinlemeyi ve resim yapmayı çok severim. A. İkinci sınıfa gitmektedir. Evet, ikinci sınıfa gidiyorum ifadesi var burada. Dolayısıyla bu söylenebilir bir ifade. Bizden istenen şık değil. B. Resim yapmayı ve müzik dinlemeyi sevmektedir. Evet, son cümleye baktığımız zaman müzik dinleyip resim yapmayı çok sevdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da söylenemez. C uzun boyludur diyor. Baktığımız zaman burada boyum çok uzun değil diyor. Dolayısıyla boyu uzun değil. C şıkkı söylenemez. Üçüncü soru. Aşağıdaki Öğrencilerden hangisi sınıf panosunu hazırlarken fikrini yanlış bir tutumla söylemiştir? A. Bence bu panoyu kırmızı yapmalıyız. B. Panonun kenarları sarı olmazsa ben gruptan çıkarım. C. Herkes panoya bir sayfa yazı asmalı. Evet bakın B şıkkında gruptan çıkarım ifadesi doğru bir ifade tarzı değil. Yani fikrini doğru bir tutumla söylememiştir. Yanlış bir tutumla söylemiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi resim dersi araç gereçlerinden biri değildir? Palet resim dersi araç gereçlerindendir. Fırça da aynı şekilde resim dersiyle ilgili araç gereçlerdendir. Ama sayı boncuğu matematik dersiyle ilgili bir araç gereçtir. Beşinci soruyla devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Grup çalışmalarında Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Evet, A, fikir ayrılıklarında grubu dağıtırız. B, grupta farklı düşüncelere saygılı olmalıyız. C, grup içerisindeki fikir ayrılıklarında oylama ile yapılması gerekeni seçeriz. Evet. Bakın burada fikir ayrılıklarında grubu dağıtırız ifadesi doğru bir ifade değildir. Ama B'deki grupta farklı düşüncelere saygılı olmalıyız. Evet doğru bir davranıştır grup çalışmalarında. Yine aynı şekilde grup içerisindeki fikir farklılıklarında oylama ile yapılması gerekeni seçeriz. Yine yapılması gereken davranışlardan biridir. Ama her fikir ayrılığında grubu dağıtma söz konusu olmaz grup çalışmalarında. Altıncı soru. Yukarıdaki bilgiye göre Samet ile Esra'nın hangi özellikleri farklı olduğu söyleyebiliriz? Evet okuyalım. Ahmet çok iyi basketbol oynamaktadır. Sena ise çok güzel resim yapmaktadır. Burada karakterleri ya da fiziksel özellikleriyle ilgili bir şey söz konusu değil. Ama Ahmet'in ve Sena'nın yeteneklerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz bu cümleyle. Evet. Yedinci soruyla devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi matematik dersinde kullanılan araç gereçlerden biri değildir? Evet, kareli defter matematik dersinde kullanırız. Cetvel yine aynı şekilde matematik defterinde kullanılan bir araç gereçtir. Ama bakın burada fırça var. Resim dersinde kullanılan bir araç gereç. Sekizinci soru. Hangisi yanlış bir konuşma örneğidir? A. Kalemimi alabilir miyim? Evet, doğru bir ifade B. Çantamı tutar mısın? Yine nezaket kuralları içinde söylenmiş bir cümle. C. Şıkkı silgini bana ver. Evet bu ifade doğru değil. Silgini bana verir misin? Doğrusu bu şekilde olmalıydı. Burada silgini bana ver ifadesi yanlış bir konuşma örneğidir. Dokuzuncu soru. Melike her gün odasını temiz ve düzenli bırakmaktadır. Melike'yi bu davranışa iten sebep hangisi olamaz? A düzenli odada aradığını kolayca bulabilecek olması, evet bu olabilir. Yani bu davranışı iten sebeplerden biridir. B. Bu işin onun sorumluluğunda olması, evet doğru. C. Melikelerin başka bir eve taşınıyor olması, evet başka bir eve taşınıyor olması bu davranışa iten sebepler içinde sayılmaz. 10. soru. Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangisi gelmelidir? Cümleyi okuyoruz. Bizden farklı düşünen arkadaşlarıma, arkadaşlarımıza davranmalıyız. Nasıl? Samimiyetsiz, hayır. Hoşgörülü, evet. Şüpheci, hayır. Hoşgörülü davranmalıyız. Doğru ifade. 11. soruyla devam ediyoruz. Hangi seçenekte ders araç gereçlerini özenli kullanmaya uyulmamıştır? Evet son kelimeyi mutlaka dikkatli okumalıyız. A. Burak kalemlerin ucu tükenmedikçe açmıyor. Evet özenli kullanan biri o zaman kalemini. B. Buğra defter yapraklarından gemi yapıyor. Evet özenli kullanmayan bir çocuk. C'ye bakalım. Direkt kitap ve defterlerini kaplıyor. Doğru bir ifade. Özenli kullanan bir kişi kitap ve defterlerin ama Buğra'nın yaptığı doğru değil. Defterlerini neden özenli kullanmıyor? Çünkü defter yapraklarından gemi yapıyor. Doğru cevap B şıkkı. 12. soruyla devam ediyoruz. Çantasını günlük ders programına göre hazırlayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sorumluluk sahibi bir öğrencidir. Evet bu söylenebilir. B. Planlı olduğu için okuldaki başarısı artmıştır. Doğru. Çantasını gereksiz yere ağırlaştırmaktadır. Hayır. Eğer ders programına göre çantasını hazırlıyorsa çantası gereksiz yere ağırlaşmayacaktır. Söylenemeyecek bir ifade. 13. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? Evet, sınıfımızı, bakın A şıkkında temiz temiz kirli var. Tabii ki sınıfımızı temiz, temiz tutmalıyız. Sınıf içinde koşmamalıyız. Bakın burada koşturmalıyız var, koşmamalıyız. Sınıfa zamanında Evet, sınıfa zamanında gelmeliyiz. O halde temiz, koşmamalıyız ve zamanında ifadeleri A şıkkında verilmiş. 14. soru. Fiziksel ve bireysel farklılıklarımıza saygı duyarsak arkadaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, birbirimize saygı duyarsak fiziksel ve bireysel farklılıklarından dolayı evet. Olamaz tartışma. Yani sevinç olabilir, barış olabilir ama tartışma söz konusu olamaz sevgili öğrencilerim. 15. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket ifadesi değildir? A. Kolay gelsin bir nezaket ifadesidir. B. İyi akşamlar bir nezaket ifadesidir. Ama C şıkkında şunu versene ifadesi nezaket ifadesi değildir. 16. soru. Sınıfla ilgili konularda öğrenciler de karar almaya katılmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu konulardan değildir? Evet. A. Ders programının hazırlanması. B. Panoların hazırlanması. C. Sınıf kurallarının belirlenmesi. Sevgili öğrencilerin panoları hazırlanırken öğretmen öğrencilerden fikir alabilir. Evet karar alma sürecini öğrencileri dahil edebilir. Yine sınıf kuralları belirlenirken öğrenciler karar almaya katılır. Ama ders programını öğrencilerin belirlemesi söz konusu değildir. Doğru cevap A şıkkı. Evet 17. soru. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri? Okul dışı veya okul içi çalışmalarda olmamalıdır. Olmamalıdır ifadesi önemli. Bir paylaşım, paylaşım her durumda olmalı. Yani hem okul içerisinde hem de okul dışında olmalı. Sorumluluk almama, sorumluluk almama hem okul dışında hem okul içinde olmamalıdır. Tam tersi sorumluluk alma olmalı. Adaletsizlik teyini aynı şekilde tam tersi. Adaletsizlik olmamalı. Her zaman adil olmaya gayret etmeliyiz. Dolayısıyla okul içi ve okul dışı çalışmalarında olmayan 2 ve 3. Doğru cevap 5 şıkkı. 18. soru. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin farklılıklara saygı gösterdiğini söyleyebiliriz? A. Basketbol oynamayan biriyle arkadaşlık yapmam. B. Ayşe güzel resim yapıyor olabilir ancak boyu kısa basketbol oynayamaz. C. Serra'nın yazdığı hikayeyi çok beğendim. Burada bakın A ve B şıkkında aslında farklılıklara bir saygının söz konusu olmadığını görüyoruz maalesef. C şıkkında ise Serra'nın yazdığı hikaye çok beğendim ifadesi aynı zamanda bir saygı ifadesidir. Evet doğru cevabımız C şıkkı. Evet son iki sorumuz. Son iki sorumuz sevgili öğrencilerim Kroki'ye göre cevaplanacak sorular. Kroki'ye bakalım. Evet. 19. soru. Hastane ile okul arasında hangi sokak vardır? Evet 19. soruya bakıyoruz. Hastane. Evet hastane ile okul arasında güneş sokak vardır. Doğru cevap C şıkkı. Son sorumuz. 20. soru. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Evet, yukarıdaki birinci ifade Hastane Topçu Caddesi'nin sağındadır. Evet bakalım. Hastane Topçu Caddesi burada. Evet sağındadır. Doğru. Diğer ifademiz Kırtasiye ve Belediye binası arasında Yıldız Sokak vardır. Kırtasiye ve Belediye sokak arasında Yıldız Sokak vardır. Doğru bir ifade. Son ifademiz verilen bilgilerden market Kemal'in evinin solundadır. Markete bakalım. Evet, market Kemal'in evinin sol tarafındadır. Doğru cevap. O zaman her üç ifadede doğru cevap. Doğru cevabımız A Evet, bu şekilde hayat bilgisi birinci ünite ile ilgili 20 değerlendirme sorumuzu çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum sevgili öğrenciler.